Mucizevi canlar, herkese selamlar Uludağ'dan. Bu bembeyaz kardan, doğadan herkese mucizeler aksın. Alma verme dengesi bizim yaşamımızda, toplumumuzda çok fazla sorun yaşadığımız alanlardan biri canlar. Çok fazla verici olabiliyoruz. Hayır diyemeyebiliyoruz yaşamımızdaki alanlarımızda. Ve bunları bence artık dönüştürmenin zamanı geldi. Bunun en güzel yollarından biri, veriyorken alın. Bu kadar basit. Veriyorken haz alın. Yani alma verme dengesini kendi içinizde kendiniz çözün. Dersem çok güzel bir alan yakalarız bence. Bunun için neler mümkün diyelim. Yani şöyle düşünün canlar. İlişkinizde, ilişkide bulunduğunuz kişiye bir şeyler veriyorsunuz. Şimdi biz bir şey verip karşı tarafın karşılığında bir şey beklediğimizde koşullu sevgiye giriyoruz. Koşullu rağmen veya işte ben sana bunu yaptım, sen de bana bunu yap alanına giriyoruz. İşte bu çok sağlıklı bir alan değil canlar. Bu bizim sonsuz varlığımıza çok akan bir alan, hafif gelen bir alan değil. Bunun yerine siz yaptığınız şeyleri karşı taraf için içinizden gelerek, haz alarak, zevk alarak, keyif alarak ve kendiniz için. Benim içimden böyle akıyor ve ben yaptım. Alından girerek yaşayabilirseniz karşı tarafa beklentiye girmezsiniz. Bizim problemlerimiz beklentiye girdiğimizde başlıyor. Çünkü ben sana şunu yaptım, hadi şimdi sıra bende, sıra sende, sen de bana şunu yap diyoruz. İşte biz o beklentilere girdiğimiz zaman canlar ve beklentiler gerçekleşmediğinde mutsuz oluyoruz. Beklentiler gerçekleşmediğinde frekansımız düşüyor, enerjimiz düşüyor ve o ilişkinin içinde kendimiz olarak var olamıyoruz. İşin içine korkular giriyor. Ve bir şeylerin tatmin edilmesi, o doyuma ulaşılması alanında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bu realiteye kendimiz olmaya geldik, kendimizi gerçekleştirmeye geldik. O zaman biz kendimiz olarak, kendimizi gerçekleştirerek hangi ilişkide ne veriyorsak eğer kendimiz için verelim. Bunu istediğimiz, bunu seçtiğimiz için, bize hafif geldiği için ve bu verdiğimiz şeyden de haz duyalım. Onun zevkini, keyfini biz alalım ve bırakalım. Şimdi bıraktığımızda, karşı tarafa beklentiye girmediğimizde her zaman olduğu gibi sistem yine kendiliğinden kolaylıkla işlemeye başlıyor. Ama biz beklentiye girdiğimizde ve olmadığında, daha doğrusu beklentiye girme anımızdan itibaren korkular işin içine giriyor. Ben ona onu yaptım. O da bana bunu yapmalı ya yapmazsa. Biliyorsunuz korkuya girdiğimiz her yerde biz kendimizi iptal ediyoruz. Korkuya girdiğimiz her yerde kendimizi inkar ediyoruz. Sonsuz varlıklarız. Bu korkular da birçoğu, hepsi değil ama birçoğu, tabii ki topluma ait, kolektif bilince ait, etrafa ait ve çocuklukta tatmin edilmemiş olan, doyumuna ulaşmadığımız alanları doyuma ulaştırabilme çabası oluyor canlar. Yani değersizliğimizi, yetersizliğimizi, sevilmediğimizi, istenmediğimizi bir partner üzerinden tam tersi deneyimlerle deneyimlemek istiyoruz. Bu çok normal. Bunda yanlış bir şey yok. Sevildiğimizi biz partnerimizle deneyimlemek istiyoruz. Değer gördüğümüzü, ilgi gördüğümüzü, istenildiğimizi, beğenildiğimizi. Bunların hepsini deneyimlemek istiyoruz. Buralar da okey. Bunları da deneyimleyelim. Ama buralara muhteşem. Hediyeler nelerdir? Yukarıdan çamlardan düşen karlar. Mucize enerjileri olarak hepimize aksın canlar. Çok güzel geldi. Bunda bir sorun yok. Tabii ki bunları deneyimlemek için biz ilişkiye giriyoruz. Aynı zamanda ilişkiye biz kendimizi keşfetmek için giriyoruz işte. Tıkandığımız alanları görüp onları dönüştürebilmek için kendimizi başkası üzerinden görüyoruz, deneyimliyoruz. O kişi bizi ayna tutuyor. Böyle bakın. Her gelen, hayatımıza her gelen bizi ayna tutar. İçeride ne varsa dışarıda o vardır dediğimiz alan canlar. O yüzden bu şekilde bakarsanız alma verme dengesini çözeriz. Burada da her zaman için şöyle diyorum ben. İki kişinin enerjisinin toplamının 100 olduğunu varsayarsak, matematik öğretmeni olarak ben yine bir hesap yaptıracağım şimdi size. Siz 80 verirseniz karşı taraf 20 verir. Bu evrensel bir yasadır canlar. Toplamı 100'dür. Siz 90 verirseniz karşı taraf 10 verir. Siz 10 verirseniz de karşı taraf 90 verir. Bir düşünün ilişkilerinizde. Size 90 verenlere siz 10 veriyorsunuz. Çünkü öyle vermek zorundasınız. Evrensel bir yasadır bu. Sizin 10 verdiğinizde size 90 veriyor. Yani işte hayatımda aman ya olmasa da olur. Hiç önemli değil dediğimiz kişiler nasıl ki daha çok bizim peşimizden koşuyor ya.
Ama yok ya, illa olmalı, olmazsa ölürüm biterim dediklerimizde tam tersini, aynısını bize yapıyor. Çünkü evrensel yasalar her zaman, her yerde, herkes için aynı şekilde işler canlar. Yer çekimi yasası gibi. Tabii ki bu realiteden bahsediyorum. Boyut boyut, katman katman yasalarda bükülmeler veya farklı farklı deneyimlemelere girebiliyoruz. Bu başka. Ama şu an içinde bulunduğumuz üçüncü boyut realitede bu şekilde akıyor. Ama şunu bilin ki biz sadece üçüncü boyut realiteye ait değiliz canlar. Biz sonsuz varlıklarız. Bizim özümüz Yaradan. O yüzden sadece bu bedenden de ibaret değiliz. Sadece bu fizik kurallarına tabi değiliz. Hem tabiyiz hem de değiliz canlar. Çünkü sonsuz varlıklarız. O zaman bundan sonrasında bir ilişkilerinizi gözlemleyin. Bakın bakalım alma verme dengesine. Kendiniz not alabilirsiniz. Yazabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Kime? Eşime mi, çocuğuma mı, arkadaşlarıma mı? Çok fazla veriyorum. Bunları bir göreyim. Önce bir göreyim. Ben ne kadar veriyorum? Yani bu ilişkinin içinde 100 üzerinden kendinize bir puan vermek isterseniz kaç verirsiniz? Bir bakın. Az olanlar olacak. 50'den az olanlar olacak. 50'den fazla olanlar olacak. Bunlarda kendinizi dengeye getirmeye çalışın. Yaşamın sırrı dengedir diye boşuna dememişler canlar. Denge. Şu alma verme dengesini koruyabilmek de herkesle ve her şeyle olan ilişkimizde çok çok önemli canlar. Buna bu şekilde başlayabilirsiniz. 90 verdiğiniz yerlerde kendinizi 50 dengesine getirmeye çalışın. Niye 90 veririz biz canlar? Niye fazla fazla veririz? Genellikle korkularımızdan dolayı. Karşı taraf bizi daha çok sevsin diye. Ama böyle değildir bu. Bu bir illüzyondur, bu bir yalandır. Biz çok verdikçe de karşı taraf bizden daha çok kaçar. Enerjimiz de ona iteriz. Çünkü ona bir sonsuz varlık olarak davranmayız. Muhtaciyeti olan, muhtaçlıktan işleyen, bize muhtaç olan sınırlı, sonlu bir varlıkmış enerjisini göndeririz. O, bu da onun bilinçaltında çalışır, bunu algılar ve bizden rahatsız olur. O yüzden de biz onu aynı zamanda itmiş oluruz. Yani iyilik yapalım derken kötülük yaparız. Çocuklarımız da çok fazla bunu yaşayabiliyoruz. Kendi çocukluğumuzdaki doyuramadığımız alanları onların üzerinden doyurmaya çalışıyoruz. Onlara katkı olduğunu, her şeyi fazla fazla verdiğimizde iddia ediyoruz. Eşimizle de bunu yaşıyoruz. Ama bu hiçbir şekilde bize olumlu yönde bir fayda getirmiyor. Karşı tarafa da olumlu yönde fayda getirmiyor. Aynen tırtılın kelebek hikayesi gibi canlar. Yani kozadan çıkarken biz müdahale ettiğimizde tırtıla alması gereken, öğrenmesi gereken psikomotor yetenekleri ve deneyimleri alamadığı için ölüyor. Biz ona iyilik yapalım derken kötülük yapmış oluyoruz. Onun öğrenmesi gereken, onun yaşaması ve deneyimlemesi gereken şeyler var. Varken biz onun adına ev ödevlerini yapıyoruz, düşünsenize. Ama herkes burada kendi ödevlerini, kendi tekamülünü deneyimleme geldi. O yüzden ve burada çocuklarınızla ilgili alanda, eşlerinizle, eşinizle ve ilişkilerinizle ilgili alanlarda şimdi şuna bakmanızı isteyeceğim sizden. Talep etmedikçe karşı taraf, lütfen hiçbir şey vermeyin. Canlar, talep etmeden verdiğimiz zaman kötü oluyoruz. Talep etmeden verdiğimiz zaman suçlu oluyoruz. Talep etmeden fazla fazla verdiğimiz zaman haksız oluyoruz. Haklıyken haksız duruma düşüyoruz. Haklı da değiliz. Çünkü hiç kimse muhtaç değil. Hepimiz sonsuz varlıklarız ve bilinçaltımızda bunun bilgisi var. Biz talep etmeden kişiye bunu verdiğimizde o kişi bunun değerini bilemiyor. O kişi bunun heyecanına giremiyor. Aynı şey hepimiz için her şeyde geçerli. Yani biz de evrenden talep ettiğimizde, biz de sistemden çok güçlü bir şekilde talep ettiğimizde o bize verilir. Ama biz gerçekten talep etmediğimizde ve bize verildiğinde bunun zaten biz değerini bilemeyiz canlar. Bir düşünün. Yani bolluk bereket biz talep etmeden bize verirse onu ne yapacağız? Şu an 10 milyon dolar bize verirse biz ne yapacağız? Düşünün ne kadar değerini bilebiliriz? Ne yaparız? Sağır vurup parmağı savururuz. O yüzden lütfen her alanda bu şekilde bakın canlar. Talep etmeden verildiğinde onun değerini karşı taraf bilemez ve biz ona iyilik yapmak yerine kötülük yapmış oluruz. Aykut Oğut'un çok güzel bir lafı var. İstenmeden yapılan her yardım eleştiridir demektir. Çünkü onun bilinçaltında anlar, algılar karşı taraf. Yani şunu demiş oluyoruz ona. Ben biliyorum, ben olaya hakimim, okeyim ama sen hiçbir şey bilmiyorsun ve sen bana muhtaçsın, ben de sana yardım ediyorum. Bu değil. Ama karşı taraf talep ediyorsa o zaman coşun.
O zaman coşun canlar. O zaman yağdırın. Şimdi o zaman bizden istenmeden yapılan, talep edilmeden yaptığımız alanları yakalayın ve bunlarda kendinizi geri çekmeye başlayın. Bunu da yine beklenti alanından girerek yapmayın. Kendinizi dengeye getirmek için yapın. Bakın bakalım bu alma verme dengesiyle beraber ilişkilerimiz nasıl dönüşecek. Katkı olsun, mucizeler aksın.